Sami Paşazade Sezai'nin dönemin önemli sanatçılarının girip çıktığı Aksaray'daki bir konakta bir cariyenin oğlu olarak dünyaya geldiğini, Namık Kemal ile sürekli mektuplaşıp Abdülhak Hamit ve Recaizade Ekrem'le tanıştığını, Londra ve Paris'te elçilik görevlerinde bulunurken Victor Hugo, Alphonse Daudet ve Shakespeare gibi yazarların eserlerini okuduğunu, bir paşazade ile Dilber adındaki bir cariyenin yaşadığı aşkı ve sonunda Dilber'in intiharını anlattığı Sergüzeşt romanıyla dikkatleri üzerine çektiğini, Sergüzeşt romanının edebiyatımızda romantizmden realizme geçişin ilk denemesi olduğunu, yazdığı roman nedeniyle tutuklanacağını düşünerek Paris'e kaçıp iddiatçılara katıldığını, Maupassant tarzını benimseyen ilk hikayecimiz olarak Küçük Şeyler adıyla batılı anlamda ilk öykü örneklerini verdiğini, Selanik'te İttihat ve Terakki'nin toplantısına katılarak Mustafa Kemal ile tanıştığını, milli mücadele yıllarında İspanya ve İsviçre'de büyükelçilik görevlerinde bulunduğunu, ülkesine yapılan saldırı ve işgallerden dolayı hayal kırıklığına uğrayarak batıya ve batı medeniyetine karşı duyduğu sevgi ve saygıyı yitirdiğini, Çanakkale'ye dair kahraman Türk zabiti, yaralı bir asker, Malta geceleri ve çalınmış ülkeler başlıklı yazılarında bu fikir değişikliğini içeren duygularını ve düşüncelerini dile getirdiğini biliyor muydunuz? Ağlamak, uğradığımız felaketlere karşı vücudumuzda kalan kuvvet kalıntılarının bir feryadıdır. Ağlayamadığımız zamanlar bizde o iktidarın mahvolduğu vakitlerdir ki onun yerine geçen etkili bir sessizlik en şiddetli eylem gözyaşından gönül yakıcıdır. Sergüzeşt, Sami Paşazade, Sezai.